Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 6 Aralık 2021 Pazartesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 gün sürecek Katar ziyareti başladı. Ziyaret öncesi havalimanında bir basın toplantısı yaptı Erdoğan. Körfez ülkeleriyle yeni bir dönemin başladığı sinyalini verirken ziyaretin önemine de dikkat çekti. Sonra soruları da yanıtladı. Cumhurbaşkanı stokçular için ağır yaptırımların yolda olduğunu söyledi. Asgari ücret içinde hem işçiyi hem işvereni zora sokmayacak bir artış olacağını söyledi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na terörle mücadele üzerinden yüklendi. Benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Şu andaki müeyyide, cezai müeyyide çok düşük. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar ziyaretinden önce havalimanında soruları yanıtladı. Fahiş fiyat etiketleriyle mücadele sorusuna stokçuluğun farkındayız cevabını verdi. Kapalı otoparklara sıfır otomobiller oralara depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar. Hele hele gıdada stokçuluk yani yenilir yutulur bir şey değil. Başından beri tepki gösterdiği konu için Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u görevlendirdi Erdoğan. Yeni ve ağır yaptırımlar yolda. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Bedelini ağır ödeyecekler. Gerekli adımları atacağız. Erdoğan sözü fahiş fiyatla mücadeleden terörle mücadeleye getirdi. Operasyonlar sürecek derken CHP'nin HDP ile hatta terör örgütü PKK ile ilişkilerine vurgu yaptı. Bir taraftan terör örgütünün temsilcileriyle yürüyüşler yapacaksın. Terörist başı Kandil'den Bay Kemal'e selam verecek. Ondan sonra da Kandil'i yakıp yıkmaktan bahsedecek. Bunlara güven olmaz. Asgari ücret görüşmelerinde ikinci haftaya girildi. Gazeteciler Erdoğan'dan artışa ilişkin ipucu istedi. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Cumhurbaşkanı artış oranı belirlenirken işverenin de unutulmayacağına dikkat çekti. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. Körfez ülkeleriyle yeni bir dönemin başladığı sinyalini veren Erdoğan, Katar ziyaretinin iki ülke ekonomisine katkılarından da söz etti. Abluka ve müeyyideler bu yılın başından itibaren biliyorsunuz kaldırıldı. Ve şu anda Körfez ülkeleri arasında da bir birliktelik yeniden tesis edildi. Türk iş adamlarına verilen Katar'daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar dolar civarındadır. Ve Güney Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırı. Larnaka'da bulunan cami kundaklanarak yakılmaya çalışıldı. Mabetlerimizin üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz. Bedelini çok ağır olarak ödersiniz. Ve Meclis Genel Kurulu'nda 12 gün sürecek bütçe maratonu tartışmalarla başladı. Şahsiyet tartışması başlığı bu. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'nun AK Partililere yönelik sözleri genel kurulu gerdi. AK Parti sıralarından Dervişoğlu'na cevap gecikmedi tabii. Meclis Başkanı Mustafa Şentop sık sık tansiyonun düşmesi için vekilleri uyardı ama Dervişoğlu kürsüden inene kadar gerilim sürdü. Şahsiyetinize ve şerefinize laf etmem. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şerefini ayağa düşüren ben değilim. Arkadaşlar. Hayır başka kimse bizim şahsiyetimize laf etmiyor. İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'nun AK Partilileri hedef alan sözleri tansiyonu bir anda yükseltti. Hayır başkan. Öyle olur mu ya? Teşekkür ederim. Sakin olalım lütfen. Lütfen. Sayın bak. Otur oturdun ya. Ayıp ya. Ayıp ya. Ya ne yapalım? Efendim bakın. Arkadaşlar. Benim... Meclisteki bütçe maratonu tartışmayla başladı. Dervişoğlu'na AK Partili Osman Aşkın Bak tepki gösterdi. Sayın Bak, Sayın Bak size söz vermedim. Lütfen.
Efendim, lütfen. Konuşma. Sayın Başkanım. Kürsüde bir arkadaşımıza Sayın söz verdik. Lütfen cevap verme hakkınız var. Başkanım. Tamam. Hadi İktidar oldunuz diye bu kürsüde bulunan hiçbir hatibe hadsizlik yapamazsınız. Haddinizi bilin. Siz tahammülsüz... doğrudur. Doğrudur, ortaya da hakaret yok çünkü. Oturumu yöneten Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un uyarıları da tansiyonu düşüremedi. Arkadaşınıza ikaz ediniz, grup başkan vekilleri. Ona da. Olmaz ki böyle bir yöntem ya. Tamam. Ziyadesiyle aynı cümleyi lütfen, size göndereyim yani... ya da tutanaklardan bakınız. Alınganlığınızı anlayabilmiş değilim. Sayın Başkan, değerli milletvekili, susturur musunuz ya? Kaçıyorsunuz vatandaşlar. Dervişoğlu kürsüden indi, gerilim de sona erdi. Genel kurulun bütçe mesaisi 12 gün boyunca aralıksız sürecek. Süreniz 30 dakikadır. Gözler tabii 2022 yılında geçerli olacak. Asgari ücretin belirleneceği toplantılara çevrilmişti ki müjde memurlar için geldi. Çalışma Bakanlığı ek protokolle tüm kamu çalışanlarının maaşlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurdu. Ayrıca 3600 ek göstergenin de toplu sözleşme maddesine eklendiği açıklandı. İşte bu konuyla ilgili çarpıcı detaylar. Ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde bir ek protokol yapma konusunda da bir mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim. İnşallah olur. Gelirse tabii iyi olur. Asgari ücretli, öğretmen, sağlık çalışanı derken tüm kamu personeline maaş artışı için Memursen, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in kapısını çaldı. Kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi konusunda beklentimizi Sayın Bakan'la paylaştık. Gündemde doktor ve doktor emeklilerine maaş artışı vardı. Ancak Çalışma Bakanlığı güzel haberi verdi. Memura sosyal refah düzenlemesi yapılacak. Tabii yapılsın yani. Bir zam vermesini istiyorum. Ben memur maaşımla geçiniyorum. Başka kaynaklarım da yok. Ve yeterli diyorum ama harcamamla çok dikkat etmem gerekli. Gözler bir yandan asgari ücret tespit komisyonunun belirleyeceği yeni ücretteyken bir müjde de memurlar için geldi. Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere tüm kamu personellerinin maaşlarında iyileştirme yapılacak. 3600 ek göstergede artık bir vaat değil, toplu sözleşme maddesi. Hayata geçmesi için de çalışmalar başlıyor. Asgari ücret belli olduktan hemen sonra Çalışma Bakanlığı'yla gündeme alıyoruz ve komisyonu toplayarak çalışmaya başlıyoruz. Avrupa'da da ve Fransa'da özellikle ırkçılık ve İslam karşıtlığından bahsedeceğiz. Gitgide artıyor. Fransa'da önümüzdeki yıl yapılacak seçimler öncesi aşırı sağcı Eric Zemmour Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ve Zemmour'un adaylığını protesto eden binlerce kişi sokaklara döküldü. Irkçı Cumhurbaşkanı adayı Fransa'da ortalığı karıştırdı. Faşizm karşıtları Eric Zemmour'u protesto edince ırkçılardan dayak yedi. Cezayir asıllı Yahudi bir ailenin çocuğu olan Eric Zemmour aşırı sağcı ve İslam düşmanı. Müslümanları asimile olmaya davet edecek kadar da hadsiz. Geçmişte Müslümanlara hakaretlerinden dolayı ceza bile almıştı. Parti kurmaya hazırlanan Zemmour 2022'de yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. Sendikacılar, sol örgütler ve ırkçılık karşıtları Zemmour'un düzenlediği mitingi protesto etmek için sokağa indi. Protestoculara polisin müdahalesi sert oldu. Olaylarda 48 kişi gözaltına alındı. Mitingin düzenlendiği salonda da protesto vardı. Irkçılığa hayır tişörtü giyen eylemcilere faşistler saldırdı. Saldırıda 8 kişi yaralandı. Sevgilisinin silahla rehin aldığı kadını telefona yüklediği KADES uygulaması kurtardı. İstanbul'da dehşet dolu dakikalar. Ayrıntılar birazdan ATV Ana Haber'de. Dün akşama doğru Uludağ'da 3 amatör dağcının kaybolduğu
bilgisi ulaştı haber merkezine. Biz haberi aldığımızda kurtarma ekipleri tabii çoktan yola çıkmıştı. Karanlık çöktü, gece oldu, hava sıcaklığı -10 dereceyi gördü. Endişe de arttı tabii. Sevindiren haber sabah saatlerinde geldi. Üçü de sağ salim bulundu. Bakın geceyi nasıl geçirmiş ve nasıl hayatta kalmışlar. Tuğla niye zor bir dağ kenarında? Bu yüzden mi? Çünkü yerler görüş mesafesi. 14 saatlik esaret işte böyle başladı. Amatör dağcılar zorluğu fark ettiklerinde dönüş için artık çok geçti. Geceyi sıfırın altında 10 derecede geçiren ve ölümle burun buruna gelen dağcılar hayatta kalmak için elbiselerini yaktı. Kazma bir mağara yaptım böyle. Kazma bastım. Öyle alıyorum. Öyle kurtulduk. Kurtulma şansımız mucizeydi. Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyük Öztürk sabah saatlerinde Uludağ tırmanışa geçti. Amatör dağcılar zorluğun farkındaydı. Ağacı hikayenin içinde niye kaybolduğu için buradan daha iyi anlamış oluyorum. Şu anda görüş mesafesi sıfır. Yani kıpırdayacak hiçbir şekilde durumumuz yok. Amatör dağcılardan biri buzlanan yolda kayıp ayağını burktu. Sis de çökünce üç arkadaş geri dönemedi. Gecenin karanlığında en azından kendimizi korumak için İglomuz hazır. Geceyi bunun içinden geçirebiliriz diye atak yaptık. Sığınmak için kendilerine kardan ev yapan dağcılar yakınlarına haber verdi. Mesaj geldi WhatsApp'tan. Tamam. Sisten dolayı, yoğun sisten dolayı mahsur kaldık diye. O saatten beri de küçük zirve denilen yerleştik. Göz kapalı çıkacağım bir yer benim. Fakat o günkü hava şartları öyle bir kötüydü ki. Ekipler tipi ve dondurucu soğuk sebebiyle mahsur kalan dağcılara ulaşamadı. Üç arkadaş geceyi yaptıkları kardan evde geçirdi. Öyle bir fırtına var, öyle bir sis var. Ben Uludağ'da öyle bir şey görmedim. Sabahın ilk ışıklarıyla üç dağcı da sağ salim kurtarıldı. Dondurucu soğukta kıyafetlerini yakarak ısınmışlardı. Geçmiş olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hastaneye kaldırılan dağcıların sağlık durumları iyi. Ancak izinsiz tırmanış yaptıkları için 3 dağcı hakkında soruşturma başlatıldı. Kazım Murat Özarslan tam 9 yıldır yamaç paraşütü yapıyordu. Dünkü güzel havayı fırsat bildi. Paramotorla uçuşa geçti. Ancak bu kez işlerin yolunda gitmediğini alçaldığı kıyıdakiler fark etti. Denize inmek isterken Mimar Sinan Marinası'na bir tekneye çarptı Özarslan. Görgü tanıklarından birinin 5 dakika önce ona el sallamıştım şeklindeki sözleri yaşanan trajedinin özeti gibi. Bir anda bir panikledi. Artık yakıtı mı bitti? Bir rahatsızlık mı yaşadı bilemiyoruz. Bir ses duydum güm diye. Arkadaş taş gibi teknenin üzerine düştü. Ambulans. 9 yıllık hobisi sonunu getirdi. Paramotor pilotu feci şekilde hayatını kaybetti. Motorun sesi kesilmesiyle 3 saniye içinde tekneden çatırt diye bir ses gelmesi bir oldu. 3 saniyelik olay ya, hepi topu. Çok alçak gidiyordu. Ben ona el bile salladım. 5 dakika aradan geçmedi. Geldim, baktım millet koşuyor. Düşmüş. Akıl almaz kaza İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı. 49 yaşındaki Kazım Murat Özarslan 9 yıldır yamaç paraşütüyle uğraşıyordu. Pazar günü de havanın güzel olmasını fırsat bildi. Mimar Sinan'dan paramotoruyla kalkış yaptı, uçuşa başladı. Ancak buraya geldiğinde iddiaya göre motoru durdu. Bir anda irtifa kaybetmeye başladı. Denize düşmek için çaba sarf etse de başaramadı. Saniyeler içerisinde işte bu tekneye düştü. Koşuyor tabii bütün herkes oradan yardımcı olmak için. Buradan onu zorla alıyorlar, çıkartıyorlar. Sıkışmış mı olduğu yere? Yani olduğu yere sıkışmış. Üstündeki motor kayışlarla bağlı olduğu için hatta bıçak kullanarak üstünden kesmişler kayışlarını. Ağır yaralanan talihsiz pilot hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak onun için artık çok geçti. Bir anda Allah korusun insanların üzerine düşebilirdi ama işte geldi, teknenin üzerine düştü. 2 metre geri düşse belki denize düşecekti, biz kurtarabilecektik ama işte yiyecek ekmeği yokmuş. Polis talihsiz kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden pilotun paramotoruna incelenmek üzere el kondu. Polis paramotoru alıp götürürken yakıt deposunda yakıt yoktu. Yakıt hiç görmedim ben içinde. Onlar da hatta kendi aralarına yakıt koyulup bir denenecek, motor çalışır mı çalışmaz mı yoksa başka bir sebepten dolayı mı düştü diye araştırılacaktır muhtemelen. Pilottan geriye kazadan saniyeler önce çekilen görüntüler kaldı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da 2 çocuk annesi bir kadın sabaha karşı silahla rehin alındı. Ona bunu yapan bir süredir birlikte yaşadığı adam. Zavallı kadın ölüm korkusunun iliklerine kadar hissediyordu çünkü namlunun ucunda canı vardı. Aklına bir anda daha önce telefonuna yüklediği KADES uygulaması geldi. Tuşa bastı, yardım çağırdı ve o uygulama sayesinde kurtuldu. Ambulans!
Beraber yaşadığı bir insandı. Devamlı şiddet görüyordu. Sağlıkçılara yollanan. Geçinemiyorlardı. Zaten istemiyordu. Zaten daha evvel cezaevine girmişti aynı şiddetten. Birlikte yaşadığı adam tarafından silahla rehin alındı. Yardım çığlıkları attı ama o sesi duyan olmadı. Hayatını kurtaransa telefonuna yüklediği Kadis uygulaması oldu. Bastı bir uygulama sayesinde hayatı kurtuldu. İstanbul Gazi Osman Paşa'da sabaha karşı o dehşet anlarının yaşandığı ev işte burası. Abbas! Çift arasında sabaha karşı önce bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından da adam silahıyla talihsiz kadını rehin aldı. İki çocuk annesi talihsiz kadın iddia o ki uzun süredir beraber yaşadığı o adamdan şiddet görüyordu. Hatta en son yine şiddet uyguladığı için hapse girmiş, cezaevinden de çıkınca yeniden barışıp bir araya gelmişlerdi. Dövüyor beni diyordu, bağırıyordu, çığlık atıyordu. Sağlık ekibi. Devamlı şiddet görüyordu. Daha önceden affetmeyecekti, almayacaktı onu. Sabaha karşı İstanbul Gazi Osman Paşa'daki işte bu evden yardım sesleri yükselirken talihsiz kadın son çare cep telefonu. Telefonunu uzandı ve cep telefonunu yüklediği Kadis uygulamasına bastı. İşte o uygulama kadının hayatını kurtardı. Çünkü uygulamaya bastıktan dakikalar sonrasında özel harekat polisi kapının önündeydi. Gözü dönmüş adam silahını talihsiz kadının başına dayamıştı. Ne kadını bırakıyor ne de polise teslim oluyordu. Polis rehin alınan kadını kurtarmak için saatlerce dil döküp eli silahlı zorbayı ikna etmeye çalıştı. Özel harekat polisi rehin alınan kadını kurtarmak için buraya eve geldiğinde saatler sabah 6'yı gösteriyordu. Ekipler yaklaşık 3 saat boyunca burada o adamı ikna etmeye çalıştı ama tüm çabalar sonuç vermeyince bu kez özel harekat polisi adamı etkisiz hale getirdi. İşte burada sarıldık falan. Ne dedi size? Hayatım kurtuldu dedi. Kadis uygulaması sayesinde hayatta kalan kadın koruma altına alındı. Onu ölümle burun buruna getiren zanlıysa cezaevine gönderildi. Kadınlar ölmesin. İstanbul'un bir başka noktasında Başakşehir'de ise hamile bir kadın tacize uğradı. Hem de insan trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden birinde, bir metro istasyonunda. Polis tacizciyi buldu. Adım adım takip etti, peşini bırakmadı. Yürüyen merdivenlerde taciz etti. Tüm bunlar bir hamilenin başına geldi. Talihsiz kadın İstanbul metrosunun Tümsan durağından çıkmış evine gidiyordu. Arkasından gelen sapığı fark etmedi. Yürüyen merdivenlere geldiğinde iddiaya göre 8 aylık hamile kadın tacize uğradı. Kadın durumu fark eder etmez sapık panikleyip kaçtı. Kadın da hemen polisi aradı. Ekipler 30 kamera ve 40 saatlik incelemenin ardından o tacizciyi yakaladı. Metro sapığı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç bir çiftin düğün günü ailelerinin takı kavgası yüzünden ikisine de zehir oldu. Ve işin kötüsü kavgayı ayırmak da yine gelinle damada düştü. Ama tabii bu hiç kolay olmadı. Takı yüzünden kavga çıktı, arbede salondan sokağa taştı. Gelin düğünü bıraktı, kavgayı ayırmaya çalıştı. İstanbul Esenyurt'ta çiftin düğününde takı yüzünden tartışma başladı. En mutlu günleri kabusa döndü. Tansiyon yükseldi, sorun çözülemeyince iki aile birbirine girdi. Salonda başlayan gerilimin sokağa ulaşması uzun sürmedi. Abi polisi arayın, polisi arayın. Gelin düğünü bırakıp aileleri sakinleştirmek için dışarıya koştu. Ancak öfkeli kalabalığı ayırmak mümkün değildi. Devreye polis girdi. En mutlu günündeki bu korkunç manzaraya daha fazla dayanamayan gelin gözyaşlarına hakim olamadı. Araca binip olay yerinden uzaklaştı. Ve bir başka kavga Antalya'da Ampute Futbol Ligi maçında sahada başlayan tartışmaya önce kulübedekiler sonra tribündekiler de dahil oldu. Ve bakın ortalık nasıl karıştı.
Sahada futbolcularla yöneticiler, tribünde izleyiciler birbirine girdi. Ampute Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kendi evinde Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü ağırladı. Ne olduysa karşılaşmanın ikinci yarısında oldu. Hakem sarı kart gösterince saha karıştı. Hocam sen niye içeri giriyorsun koskoca adam ya? Yaraksız. Futbolcuların tartışmasına kulüp yöneticileri de dahil oldu. O anlarda bazı engelli sporcular darp edildi. Saha dışında da tansiyon bir anda yükseldi. İzleyiciler yumruk yumruğa kavga etti. Gerginlik polis müdahalesiyle sonlandırıldıktan sonra maç tatil edildi. Samet Aktepe geçen yıl babasının yanında inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılmıştı ve tüm müdahaleye rağmen iki kolunu birden kaybetmişti. 18 yaşındaki gence valinin başlattığı kampanya umut oldu. Toplanan yaklaşık 2 milyon lirayla biyonik kollarına kavuştu Samet. Ve aradan geçen 20 ayın ardından anne babasının elini tekrar öptü. Çayını içiyor. Kapıları açabiliyor. Hatta yazı bile yazabiliyor. Tüm bunları protez kollarıyla yapıyor. Birine bağlı yaşamak. Tek başına yapmak istediğim bir şey de ikinci kişiyi düşünmek biraz kötü bir şey. Samet Aktepe henüz 18 yaşında. Geçen yıl babasının yanında inşaatta çalışırken elektrik akımına kapıldı. Kaldırıldığı hastanede doktorlar kollarını kesmek zorunda kaldı. İnsan kendisi yapmayınca cidden zevki ve tadı çıkmıyor. Samet Aktepe için valilik yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede 2 milyon 60 bin lira toplandı ve Samet protez kollarına kavuştu. Bu zamana kadar hani tek başıma değildim. Ailem yanımdaydı. Çok yardımcı oldular bana bugüne kadar. Şu an çok mutluyuz. Samet ihtiyaçlarını karşılıyor, kendisi yapabiliyor. Biyonik kol sayesinde Samet her işini artık kendi görebiliyor. Samet yeniden doğdu, yeniden kollarına kavuştu. Kendi işini kendi görüyor artık. İkinci aşama oldu. Şimdi Meksika'ya gideceğiz. Sorumsuzluğun yol açtığı bir kazanın görüntüsünü izleyeceksiniz. Bir sürücü alkollüydü, direksiyona geçti, hızlıydı, kontrolü kaybetti ve bisikletli bir grubun arasına daldı. Alkol alıp direksiyona geçti, otomobiliyle bisikletlilerin arasına böyle daldı. Yer Meksika'nın başkenti Mexico City. Bisikletle gezintiye çıkan gruptakiler başlarına geleceklerden habersiz pedal çeviriyordu. İşte ne olduysa o an oldu. Sarhoş sürücünün kullandığı otomobil hızla bisikletlilere çarptı, ortalık savaş alanına döndü. Korkunç kazada 12 kişi yaralandı. Alkollü sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. İstanbul Ataşehir'den Kadıköy'e yolu düşenler aynı zamanda trafik kabusunun da içine düşüyor. Altıntepe'deki alt geçit çalışmaları yüzünden yan yola geçici olarak 3 şerit verildi. Ve tabii aynı zamanda trafiğin de startı verilmiş oldu. Öyle ki Kartal'dan başlayan araç kuyruğu kilometrelerceyi buluyor açıkçası. Saatlerce trafikte kalan araç sürücüleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepkili. Maltepe'nin girişinde başlıyor. Ta buraya kadar yoğunluk devam ediyor. Gebze'den sonrasında trafiğe takıldık. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela acelem var, yetişemiyorum. Arap saçı trafiğe giren çıkamıyor. Araçlar adım adım ilerliyor. Kimi de kontak kapatıyor. Kartal'dan buraya 35 dakika 40 dakika sürdü. Sürücüleri isyan ettiren Ataşehir E5 yolundaki alt geçit çalışması. Bir saat çekti ama çok yoğun yani. 1 saat 20 dakikada buraya geldim. İstanbul'un artık trafiksiz saati yok. Sanki bu gerçek görmezden gelinir gibi D100 karayolu üzerinde alt geçit çalışmaları başladı. İşte o çalışmaların başladığı andan itibaren de trafik yoğunluğu arttı. Çünkü Kadıköy yönüne giden yol daraltıldı. İstanbul'un her yerinde trafik yoğunluğu var. O yüzden
trafikten çıkıp yolculara ulaşamıyoruz açıkçası. Altıntepe mevkiindeki alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikametine gidiş geçici olarak yan yola verildi. Üst şeritlik yolda oluşan uzun araç kuyruğunun ucu bucağı gözükmedi. Öyle ki Kartal'dan başlayan yoğunluk kilometreleri buldu. Sürücüler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiliydi. Gerçekten sıkıcı. Yani gördüğünüz üzere trafikten ötürü bayağı bir uzun yol kat ediyoruz. Ataşehir'de yapılacak olan alt geçit çalışması nedeniyle işte bakın yol kapatıldı. Tek şeride düşüyor ambulanslar bile bu trafik yoğunluğunda ilerlemekte güçlük çekiyor. Bu yol iki gündür böyle. İnşallah alt geçit yapılacak. Yapılacaksa açılacak ama şu anda bayağı bir sıkıntı burası. Şehirler arası sefer yapan otobüsler de İstanbul'a girer girmez kendilerini trafiğin içinde buldu. Yolcular evlerine geç varacak. 12.30'dan beri otobüsteyiz. Yalova'dan bindik. İstanbul'a her geldiğimizde bunu çekiyoruz. Bugün ekstra bir durum söz konusu. Sanıyorum bir yol çalışması var. Çalışmaların 29 gün daha sürmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde nasıl olacak bu trafik onu merak ediyoruz yani. Antalya itfaiyesini dün akşam alarma geçiren iki katlı binanın bodrum katında çıkan yangında duman kısa sürede binaya doldu ve apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Balkonlarda çaresizce yardım bekleyenler ekiplerden önce çocukların kurtarılmasını istedi. İtfaiye herkesi sağ salim kurtarabilmek için dört koldan mücadele etti. Bir yanda binada mahsur kalanlar, diğer yanda pet shop'taki hayvanlar vardı. Aşağıda var mı hayvan? Aşağıda da varmış. Hem itfaiye ekipleri hem de mahalleli canla başta çalıştı. Antalya'da iki katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Duman bir anda tüm binayı sardı. Çarpıları kapattı. Dumandan zehirlenen. Çarpıları 100 katına çıkar mısın abi? Saran zahmet. Yangında aralarında çocukların da olduğu bina sakinleri itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Binanın girişinde ise pet shop vardı. Mahsur kalan hayvanları kurtarmak için dükkanın kapısı kırıldı. İçeride hayvanlar da var, kurtar. Hale komple yanacak. Yangında bir kedi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Hindistan'da iki hırsız bir otomobilin yan aynasını çaldı. Tam kaçıyorlardı ki aracın sahibine yakalandılar. Ava giderken avlandılar yani. Bakın sonra neler oldu. Arabanın yan aynasını çaldılar ama fazla uzaklaşamadılar. Hindistan'da motosikletli hırsızlar bir otomobili gözlerine kestirdi. Biri motordan indi ve yan aynasını koparıp aldı. Olan biteni güvenlik kamerasından gören araç sahibi hızla dışarı çıkıp hırsızların önünü kesti. Hırsızlar aynayı atıp kaçmaya çalışsalar da başaramadılar. Araç sahibi ve babası hırsızları bir süre tartakladıktan sonra eve soktu. Ava giderken avlanan hırsızlar polis tarafından gözaltına alındı. Serkan Kıyak birkaç gün önce evi terk eden eşini bulmak için Müge Anlı'ya koştu ve sesini duyurmak istedi. Aranan kadın geride anne şefkatine muhtaç 2 yaşında bir de bebek bırakmıştı. Programda Zehra Kıyan sevgisine kaçtığı iddiaları ortaya atıldı. İhaneti öğrenen adam kendine hakim olamadı ve bakın neler oldu stüdyoda. Zamanlara kadar evin içinde kaçıyorum. Evladım sarılıp ağlıyorum. Müge Hanım ne yapayım, elimden bir çare gelmiyor. Ben onu istiyorum. Evladını ve anneannesini kocasına bıraktı, sevgilisine kaçtı. Karşı komşunuz pideci Gökhan'la kaçtığını söylemiş. Eşinin ihanetiyle yüzleşen adam üzüntüden kendini yerlere attı. Ben seni sevdim, senden başkasını sevmedim. Ben ne yaptım sana? Benim çocuğumu neden yaptık bunu? Tamam Serkan sen bir... Allah'ın izniyle bunu...
Serkan Kıyak gözlerinde yaşı, yüreğinde acısıyla evi terk eden eşini aramak için çaldı Müge Anlı'nın kapısını. Çocuğumun anasını aramaya geldim Müge Anlı. Görme engelli anneannesini de bırakıp kaçmış. Çocuğunu bırakıp kaçanı gördüm ama anneannesini de kocasına bırakarak kaçanı ilk defa görüyorum. İddiası eşi Zehra Kıyak'ın kandırılarak evi terk etmeye zorlandığıydı. Benim eşim kandırıldı. Ben eşim istiyorum Müge Hanım. Kandır. Şikayetçim, getirsinler benim eşime. Siz şimdi 2 yıllık mı evlisiniz? İki buçuk, üç senelik. Tamam. 3-4 kişiyle görüşmüş. Görüşmüş, yakaladım, uyardım. Sen onu bırak. Ben eşime bırakmak istemiyorum, o cahildir. Sen bırak oğlum bunu, sen daha gençsin yani. Yok Müge Hanım, benim eşim kandırıldı. Benim eşim bir yer tutuluyor, ben inanmıyorum. Tamam hayatım, bulacağız değil mi? Üzülme, daha 4 gün oldu. Tüm ısrarlara rağmen eşinin peşini bırakmak istemeyen 32 yaşındaki adamın dünyası yayına gelen haberle yıkıldı. Benim çocuğumu neden yaptık bunu? Tamam Serkan sen bir... Allah'ınızdan bunu! Zehra yayınımız sırasında komşusu Rümeysa'yı arayıp... ...karşı komşunuz pideci Gökhan'la kaçtığını söylemiş. Yasak aşkı eşinin ağzından duyan adam sinir krizi geçirdi. Ben istemiyorum. Kesinlikle görüşmek istemiyorum. Benim bahasım yerinde. Kızını da bırakıyorsun, bir de anneanneni de bırakıyorsun. İyi vallahi yani, ne güzel. Anneannem durumunda değil. Kimsenin kahrını çekmek zorunda değilim. Bu adam da burada ağlıyor. Benim çocuğum kaldı 2 yaşında. Yazıklar olsun verdiğim emeklere. Ben seni sevdim, senden başkasını sevmedim. Ben ne yaptım sana? Benim hayallerimi yıktın, duygularımı yıktın. Allah'ınızdan bunu. Ben yok. Tamam. Ya, bir konu. Benim çocuğum buraya gelmedi. Esra Nurettin Yıldız çifti aynı gün ayrı adreslerde cansız halde bulunmuştu. Her ikisi de cinayete kurban gitmişti. Aradan 2 aya yakın bir zaman geçti. Zanlılar yakalandı. Cezaevindeler. Haklarındaki hükmü yargı verecek elbette. Öldürülen kadının annesinin çağrısı da zaten yargıya. En ağır cezayı almalarını istiyor. Yavrum. Ben şiddete hayır diyorum. Kadına şiddete hayır diyorum. Lokma dağıttılar, pankart açıp slogan attılar. Başka esralar ölmesin ve katiller en ağır şekilde cezalandırılsın diye seslerini bir kez daha duyurdular. Bakın burada 2 tane insan öldürdü ve günahsız bir şekilde. İkisi de benim evladımdı. Biz beraber olarak Nurettin'in evladı burada, ailesi burada. Biz sonuna kadar davacıyız el ele. Maddi anlaşmazlık sonrası İstanbul Beylikdüzü'nde başına ateş edilerek öldürülen damadı Nurettin Yıldız'la aynı gün Avcılar'daki kızı Esra Yıldız'ın öldürülmesinin 52. günü nedeniyle Yasemen Dallı evinin önünde lokma dağıttı. Nurettin Yıldız'ın yakınları, kızı ve oğlu Umut Yıldız da acı olay sonrası ilk kez taziye için gözü yaşlı annenin yanındaydı. İnsanlık dışı bir olay bu. Yaşarken bizim halimizi düşün. Esralar ölmesin yazılı afişler yapıştırılan yaklaşık 40 araçlık konvoy oluşturuldu. Ardından Yıldız çiftinin yaşadığı binanın önüne geldiler. Ben yavrumu bu eve gelinliğiyle verdim. Canice katillerin ölüsüyle aldım. Biz gerçekten yaşamıyoruz ama onlar yaşıyor. Benim yavrularım toprağın altında şu an. Ben adaletime güveniyorum. Sadece ben ağırlaştırılmış müebbet istiyorum. Kesinlikle sonuna kadar onların dışarıya çıkmasına asla izin vermeyeceğim. Acılı aile daha sonra Esra Yıldız'ın mezarının başına gitti. Yavrum ben nasıl yaptın oğlum? Üzüme nasıl kıydılar? Evladının mezarına kapanıp ağlayan kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilebildi. Uzun zamandır görmemiştik böyle bir olayı. Sakarya'da gözüne lens kaçan bir kadın soluğu hastanede aldı müdahale için. Yanında kızı da vardı. İkili acile girdiğinde maskeleri yoktu. Nöbetçi doktor anne ve kızını uyardı ama onlar savcıyla konuştuk, maske takmamıza gerek yok açıklamasını yaptılar ve acil servis birbirine girdi. Yani, kimsenin burada sağlığını tehdit edemezsiniz. Yok biz tehdit etmiyoruz. Önemli değil, maske takmanız gerekiyor. Hayır gerekmiyor. Biz Cumhuriyet Savcısıyla konuştuk, böyle bir zorunluluk yok. Savcıyla konuştuk dediler, maske takmadan acil servisin içine girdiler. Hem nöbetçi doktorla hem de polisle tartıştılar. Takmanız gerekiyor, kiminle görüştüğünüzün önemi yok. Nefes olmadan diğer hastaları kameraya çekiyor. Sakarya'da gözüne lens kaçan kadın kızıyla hastaneye gitti ama ikisinin de maskesi yoktu. Bahaneleri
tedbirleri ise herkesi çileden çıkardı. Biz maske hiçbir yerde takmıyoruz çünkü anayasal hakkımız. Biz savcıyla konuştuk. Hastalar var onların. Bak, bunlar mahkemede kullanılacak. Yaptığınız doğru değil. Devreye hastane polisi girdi ama anne ve kızı maske takmamakta kararlıydı. Gözümün arkasında lens kaçtı ve çıkarılması gerekiyor. Hasta muayene olacaktır. Hasta değilsiniz, alandan çıkabilirsiniz. Bakın, hayır anne. Nöbetçi doktorun şikayeti sonrası anne ve kızı karakola götürüldü. Haklarında idari soruşturma başlatıldı. Hayır. Otomobil piyasasındaki hareketlilik al saçları harekete geçirmişti hatırlayacaksınız. Pek çok haber yaptık. Hatta o yangın ikinci el piyasasına da sıçramıştı. Sıfır araçları fahiş farklarla piyasada satanlara kara liste uygulamasının ardından şimdi yeni bir yöntem uygulanıyor. Sıfır otomobil taliplerine artık satmayacağım anlamına gelen yeminli bir sözleşme imzalatılacak. Cezası caydırıcı olacak mı derseniz onu da elbette zaman gösterecek. Yeminli satış sözleşmesi fırsatçıların önünü keser mi? Kesinlikle keser. Çünkü aradaki rakamlar ciddi rakamlar olacak. Bu rakamları ödemeyi göze almazlar. Al satçılar piyasayı yükseltmesin diye otomobilde yeminli satış dönemi başladı. Aracınızı alacaksınız ve yaptığınız anlaşmaya göre 6 ay 1 sene o aracı satamayacaksınız. Peki bu fırsatçıların önünü keser mi? Gerçekten araba fiyatları hızla artıyor. Bu artmanın bir sonu olacaktır. O sona geldiği zaman da bu fırsatçıların ekstradan ekmek yiyebileceği, para kazanacağı ortamda olmayacaktır. Bazı otomotiv firmaları satış sözleşmelerine otomobilin hemen satılmayacağına dair madde koydu. Böylece otomobili bunun ticaretini yapanların değil, bireysel müşterilerin alması amaçlanıyor. Sözleşme bayilerden bayiye değişiyor ama ortalama 6 ayla 1 senelik bir satılamaz kaydı konuluyor. 6 ay içinde, biz 6 aydan gidelim, 6 ay içinde bu aracı satarsanız şu miktarda ceza ödeyeceksiniz. Çünkü bu sözleşme ipoteğe dayanır, ruhsatına konulan bir ipotek miktarı var. Sözleşme alıcıyla satıcı arasındaki karşılıklı anlaşmaya göre yapılıyor. Süre ve para cezası beraber belirleniyor. İnsanlar bir mal satın alıyor. İstediği zaman da satabilmesi gerekir bence zaten. İstediği zaman satabilir ama fahiş fiyatta satabilir mi? Serbest piyasa politikası var. Elinizdeki malı istediğiniz fiyatı isteyebilirsiniz. Kimse size neden bu rakamı istiyorsun diye soramaz. Bir de kara liste uygulaması var. Al sat yaptığı belirlenen alıcılara belli bir süre ya da süresiz olarak araç satılmıyor. Yarın ihtiyacı da olabilir şu piyasada. Satmak istediğiniz zaman yani vatandaşın ürününe şerh koymak bence çok da sağlıklı bir nokta değil. Tüm bunların sebebi piyasada sıfır araç olmadığı iddiası. 150-200 tane sayarım. Nereden geldi bunlar gökten? Sıfır araç. Evet. Burada. Evet, bende de var. Nereden geldi? Nereden geldi? Siz tahmin edin. Nereden? Yoktu sıfır araba. İşte geliyor. Yok diyorlar. Biraz yüksek parayı verin bakın nasıl geliyor. Bu son cümleler gerçekten önemliydi. Bir kez daha altını çizmekte fayda var. SGK'nın ödeme listesinde olmayan ilaçlar arasında kistik fibrozis hastalarının kullanmak zorunda olduğu bir ilaç da var. Maliyeti tam $300,000. Bununla ilgili ailelere umut olacak emsal bir karar çıktı mahkemeden. Çocukları hasta olan bir aile yargıya başvurdu ve mahkeme heyeti o ilacın SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti. Dava bizim için artık bir yol oldu. Mahkeme emsal bir karara imza attı. Kistik fibrozis tanısı konulan çocukların kullanması zorunlu olan ilacın SGK tarafından karşılanması gerektiğini hükmetti. Dileyim geç olmadan ilaçlara kavuşuyor. Mahkemenin verdiği karar çok önemli. Bu karar ilacın SGK'nın geri ödemenin kapsamına alınması için mücadele eden tüm aile ve hasta çocuklara ışık olacak. İknur Görgün'ün kızı da kistik fibrozis hastası. O da tedbir kararıyla ilaçlarına kavuştu. İlaçları kullandıktan sonra ondaki değişim ailesinin yüzünü güldürdü. İlacı aldığı sürece hem enerjisi çok yüksek, nefes alabiliyor, bütün alerjik reaksiyonları geriledi. Kızı için büyük bir mücadele veren anne İlknur Görgün, başka çocuklara da umut olabilmek için Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurdu. 11 yaşında ve kistik fibrozis hastasıyım. Mutasyon ilaçlarını kullanabilirsem bu makineye ihtiyacım kalmayacak. Senelik $300,000'lık bir maliyetten bahsediliyor. Benim kızım da dava yoluyla bu ilacı ihtiyaç tedbir kararıyla almaya hak kazandı. Kistik fibrozis özellikle akciğerler, sindirim sistemi, üreme sistemi, böbrekler ve vücudun diğer organlarına ciddi hasarlar veren
kalıtsal bir rahatsızlık. Yaş ilerledikçe hastalık da ilerliyor. Ölüme kadar varabilen sonuçlar doğurabiliyor. Aslında bu davalarda hakimlerin de hasta faydasını, hasta sağlığını gözettiğini de çok iyi gördük. Bu da bizi çok mutlu etti ve umutlandırdı. Özbekistan'dan bir görüntü var. Bir eve ziyarete giden misafire evin köpeği saldırdı ve bakın sonra neler oldu. Hızlı davrandı, üzerine saldıran köpeği bir güreşçi gibi durdurdu. Özbekistan'da arkadaşını ziyarete giden adam evin bahçesine girdi ve ilerlemeye başladı ama kendini bekleyen tehlikenin farkında değildi. Bahçedeki köpek hızla adamın üzerine atladı. Tam ısıracağı anda hiç beklenmedik bir şey oldu. Adam köpeği boynundan tutup tıpkı bir güreşçi gibi boğuşmaya başladı. Boğuşma kısa sürdü. Adamın yardımına arkadaşı koştu. Köpeği ayırıp adamı böyle kurtardı. Denk gelenleriniz vardır elbette. Bir süredir evcil hayvanların mamalarındaki KDV'nin indirilmesi için sosyal medyada bir kampanya yürütülüyor. İşte o kampanyaya siyasilerden de destek var. MHP Edir Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker'in çağrısına meclis sessiz kalmadı. Birçok konuda farklı görüş sahibi olan partililer bu kez hayvanlar için ortak noktada buluştu. KDV alınmaması bu canların can emniyeti, hayat emniyeti açısından faydalı olur diye düşünüyorum. Sosyal medyada başlayan mama akımına siyasetten de destek var. 5 tane benim köpeğim var. 2 tanesi kangal, 2 tanesi kurt. Kedilerimiz vardı bildiğim kadarıyla. Evet. Yani mümkün olduğunca hayvanlarla evde ya da dışarıda haşır neşiriz. Partileri, söylemleri farklı olsa da siyasileri ortak noktada buluşturan hayvan sevgisi oldu. Onlar da gerçekten bizim açımızdan son derece değerli, son derece sevdiğimiz, adeta ailemizin bir ferdi olarak gördüğümüz canlılar. Köpeğim var bahçemde, bir de kediler var. Bu iştahlı beyefendinin adı Mırmır. O 1 yaşında. O ve arkadaşlarının bugünlerde en önemli gündemi mama fiyatlarındaki KDV'ydi. Artık sadece Mırmır ve arkadaşları değil, hayvansever siyasilerinin de gündeminde mama fiyatlarındaki KDV oranları var. Çok haklılar sosyal medyada paylaşım yapanlar. Bir sürü insanımız da sokaktaki başıboş ya da barınaklardakilere yem götürüyorlar. Biz de destekliyoruz. Hayvansever vekiller de mamalardaki KDV indirimi için destek vermeye hazır. Hükümetimizden hiç olmazsa köpek yemlerinde, kedi yemlerinde, hayvan yemlerinde bir takım indirimler bekliyoruz. Yani bunları canlar için istiyoruz. Amaç KDV'yi kaldırmak değil, amaç onları doyurmak. Aç leylekler için dağlara mısır serpen bir medeniyetin parçasıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelirse buna destek verir. Taraftarların sahaya girmesi spor karşılaşmalarında asla kabul edilmiyor biliyorsunuz. Hatta büyük bir ceza alabiliyor kulüpler böyle durumlarda. Ancak izleyeceğiniz görüntü bir ceza sebebi değil, büyük bir kutlama. Ne haber? Nerede? Takımları şampiyon oldu, taraftarlar en güzel kutlamayı yaptı. Binlerce Malmölü sahaya koştu. İsveç Futbol Ligi'nde büyük heyecan vardı. Şampiyonluk hesabı son haftaya kaldı. Rakibiyle berabere kalan Malmö zaferi kazandı. Hakemin son düdüğüyle birlikte saha cümbüş yerine döndü. Binlerce Malmölü yeşil sahaya indi. Futbolcularla birlikte parti yaptı. Tarihinin 22. şampiyonluğuna uzanan Malmö'de kutlamalar sabaha kadar sürdü. Şimdi bir ara. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.